Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biz bugün size iftarlık tır tır baklava yaptık. Tabii bunun aşamalarını size daha önce gösteremedim. Çünkü vaktim yoktu. Siparişlerim vardı, anca yetişebildim. Ama ben açıldıktan sonra içine neler koydum ve malzemelerimin ne olduğunu anlatacağım. Benim verdiğim ölçülerden bir tepsi rahatlıkla tır tır baklavamız çıkıyor. İçinde bir bardak süt koydum, bir tane yumurta koydum, arabildiğince un koydum, birazcık sirke koydum. Benim malzemem bu arkadaşlar. Bir yarım bardak da sıvı yağ koydum. Ondan sonra bu hamuru yoğurup bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra istediğiniz gibi küçük birer meze aldım. Bu ekranda göründüğü gibi olmasın. Bunlar ceviz büyüklüğündedir çünkü birazcık yayıldı. Ondan sonra bu şekil açtım. Sakın kesinlikle nişasta un kullanmayın arkadaşlar. Un kullandığınız zaman hem baklavanız güzel açılmaz hem de olmaz. Unla nişastayı karıştırıp yapıyorlarmış. Biz öyle yapmıyoruz. Şu anda sarımını da size incecik benim bir tane böyle bir örgü ördüğüm bir şişim vardı. Oklavamı bulamadım. Önce bunun içine böyle koyuyorum ki cevizleri dışına çıkmasın diye önce böyle bir ön hazırlık sarımını yapıyorum arkadaşlar. Çünkü böyle iki kat arasından sardığınız zaman düşmüyor. Daha güzel oluyor. Sonra şöyle hafif bir büzdürüyorum. Sonra bunu koyuyorum. Bunun üstünden fazla sıktırmıyoruz çünkü hamurumuz olmayabilir. Fazla da gevşek bırakmıyoruz. Kafamızca böyle sarıyoruz. İçi bol ceviz. Tabii ben biraz cevizi çok korum. Sizi bilemem artık. Ben biraz cevizciyim. Müşterilerim öyle seviyor çünkü. Bu şekil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun içi böyle dolu dolu oluyor ceviz sayesinde. Çıkartıp şöyle bir düzeltip şöyle biraz yanımıza çekeyim. Böyle bir güzel bir şekil. Ha, bunu isterseniz birazcık daha sıkışık koyabiliriz ama koymayalım diyorum ben. Çünkü neden derseniz araları güzelce pişip şerbetini alsın. Çünkü hamur kalın. Bu 45 dakikada pişen bir baklavamız arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler arkadaşlar.